Sıralar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, densizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, bugün ilköğretim 3. sınıf İngilizce dersinin önemli gramer konularından biri olan have has yapısını konuşacağız. Yani bunu İngilizce'de talking about possessions olarak ifade ediyoruz. Sahiplikler hakkında konuşmak, yani bir şeye sahibim derken have has yapısını kullanıyoruz. Ve görelim bakalım örneklerimizde neler var. Bir soru geliyor. Do you have a rubber ducky? Buradaki rubber duckinin anlamı plastik ördek ve anlıyoruz ki do you have yapısından do you have görüyorsunuz. Sen bir plastik ördeğe sahip misin? Ve cevap geliyor. Hayır, sahip değilim. Ellerden anlıyoruz ki bu kadının böyle bir oyuncağı yok. Ve bir soru daha geliyor. Do you have a ball? Sen, you kelimesi sen demek. Do you have a ball? A ball, bir topa sahip misin? Ve cevaba bakın, pozitif bir cevap var ve burada bir top görüyoruz. Cevap ne olabilir? Düşünelim. A ball içerecek ve olumlu bir cevap olacak. Yes, I have. Şuradan hemen şu çıkarımı yapıyoruz arkadaşlar. Do ve does kelimelerini gördüğümüzde cevabımızda yes veya no olması gerekiyor. Yes, I have. Evet, sahibim. Böyle bir cevap vermiş arkadaş çünkü topu var. Bir soru daha. Yine her zaman olduğu gibi do yardımcı fiili cümlemizin başlangıç kısmında bulunuyor. Do you have colorful pens? Colorful renkli demek, pens kalemler. Sen renkli kalemlere sahip misin? Soru bu. Cevaba yönelik bir tahminde bulunuyoruz. Olumsuz bir cevap gelebilir. Cevabımızı ne ile başlıyorduk do ile sorulan sorulara? Her zaman yes veya no ile başlamamız gerekiyordu. Bakalım cevabımız neymiş? No, I haven't. Yine ellerden anladık, olumsuz bir durum var. Kadının renkli kalemleri yokmuş. No, I haven't. Hayır, sahip değilim diyor kadın. Do you have a dinosaur? Soruyu sormuşuz. Dinosaur. Dinosaur nedir? Dinozor biliyorsunuz. Evet, bu çocuğun muhtemelen bir dinozoru yok ama belki oyuncak bir dinozoru vardır. Çünkü cevaptaki parmağa bakıyoruz. Parmağın yönüne olumlu bir cevap vermiş sanırım. Ve bakalım cevabımız neymiş? Yes, I have. Evet, sahibim. Buradaki have yapısının, have kalıbının anlamını algılayabildik mi acaba? Eğer bir şeye sahipsek, sahiplik anlamını vermek için have yapısını kullanıyoruz. Evet, sahibim. Bir soru daha geliyor beyefendiden. Do you have a music box? Box burada neydi? Kutu. Music box ne olur peki? Müzik kutusu. Yine do başta ve have yapısı var. Anlıyoruz ki bu sahiplik bildiren bir soru. Senin bir müzik kutun var mı? Bir müzik kutusuna sahip misin diyor sorumuz. Yine bakıyoruz. Ellerin işaretinden olumsuz bir cevap verecek. Olumsuz bir cevabı belirtmek için ne kullanıyorduk? Sorumuzun başlangıcında yes veya no olması gerekiyordu. No, I haven't. Have kelimesinin sonuna not ikini getirdiğimizde no, I haven't. Yani olumsuz bir anlam veriyor. Hayır, sahip değilim. Sorumuz geliyor. Do you have a toy block? Toy block, Lego demek arkadaşlar. Ve hemen cevabımız geliyor. Anlıyoruz ki parmak işaretinden zaten olumlu bir cevap gelecek. Olumlu ise yes'i seçiyorduk. Olumsuz ise no idi bizim cevap başlangıçlarımız. Yes, I have. Evet, sahibim. Bir soru daha geliyor bu hanımefendiden. Do you have a teddy bear? Bear'ın ne anlama geldiğini biliyoruz sanki. Ayı demek. Teddy bear ise oyuncak ayı. Sorumuzu sormuşuz. Do you have a teddy bear? Cevaba bakalım. Zaten olumsuz bir ifade vardı kadının yüzünde farkındaysanız. No, I haven't. Hayır, sahip değilim. Bir soru daha. Do you have a mobile phone? Belki biraz daha büyüdüğünüzde bu soruyu siz de soracaksınız. Veya bu soru size sorulacak. Mobile phone'un ne olduğunu hatırlıyor muyuz?
hatırlıyoruz tabii ki. Sen bir cep telefonuna sahip misin? Ama muhtemelen karşıdan olumsuz bir cevap gelecek. No, I haven't ifademizden anladık ki kadın bir cep telefonuna sahip değilmiş. No dedi. Hayır, sahip değilim. Do you have a bicycle? Bicycle'ı biliyoruz. Hepimizin eğlenerek, isteyerek bindiği bir oyuncak. Neydi bu? Bicycle, bisiklet demek. Bisiklete sahip misin? Yine have kalıbını kullanmışız. Ve muhtemelen olumlu bir cevap geliyor. Yes, I have. Evet, bisikletim var. Sorumuz, do you have a Barbie doll? Barbie doll burada, şurada gördüğümüz görselle ilgili bir soru. Barbie bebek demek. Yine sorumuz aynı soru formatında sorulmuş. Bir Barbie bebeğe sahip misin? Evet, sahibim. Yes, I have. Evet arkadaşlar, yine benzer bir soruyla bu bölümümüzü, bu videomuzu bitirmiş olduk. Sahiplik ifadelerini kullanırken have, has yapısını kullanıyoruz. Bu videoda umarım bunu çok net bir şekilde anladınız. Videolarımızı izlemeye devam edin. Hem kelimeler öğrenmeye devam edin. Hem de aynı zamanda bu şekilde anlatacağımız gramer konularına hakim olmaya başlayın. Görüşmek üzere.